işi sıkı tuttular ve vaka sayıları olsun, ölüm sayıları olsun belli bir noktada stabil tutuldu. Şimdi Bakü'ye gidelim. Fatih Havanos karşımızda. Azerbaycan işi kontrol altına aldı diyebilir miyiz? Sana onu soralım. Bundan sonrası için de adımlar atılıyor. Tüm kurum ve kuruluşlar, yanında değerli bir de yayın konuğum var. Neler yapılacak bundan sonraki süreçte, onu da senden alalım. Coşkun Özen, sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle son 4 gün verileri Azerbaycan'da oldukça dikkat çekiyor. Son 24 saati öncelikle aktarayım. 49 yeni vaka var. 62 hasta iyileşti. Maalesef bir vatandaş hayatını kaybetti. Ancak 62 iyileşen var, 49 yeni vaka var. 28 Şubat'tan bu yana özellikle son 4 günde bu ikinci kez Azerbaycan'da mevcut vaka sayılarında düşüş gözlemleniyor. Oldukça sevindirici. Peki neden bu güzel veriler geliyor? Azerbaycan halkı tabii ki evde kalıyor, ancak tabii ki Azerbaycan devletinde aldığı bir takım tedbirler var. İşte bu tedbirleri sizlere aktarmak istedik. Özellikle icaze sisteminin çok büyük faydasını görüyor Azerbaycan. Bugün de Asan Hizmet'teyiz. Başkent Bakü'de bulunan Asan Hizmet noktasındayız. Ve e-icaze sistemini sizlere tanıtmak istedik. Sayın Sona Tagıyeva da yayın konumuz, bir Asan Hizmet nümayendesi, üzvü üyesi. Sona Hanım, öncelikle bu hizmet bu ne zaman başladı? Şu ana kadar kaç kişiye ulaştık? Sizden almak isterim. Selam herkese. Deməli 5 aprel tarixindən etibarən Azərbaycanda vətəndaşlar evdən çıxa bilmək üçün 8103 qısa nömrəsinə SMS göndərməlidirlər. SMS göndərmək üçün 3 kod müəyyənləşibdir, hansı ki bunlar zəruri hallarla bağlıdır. Birinci kod üzrə vətəndaş təxirəsə alınmaz tibbi zərurətlə bağlı, yəni həkimə gedərsə müraciət eləyə bilər. İkinci kod ərzaqla bağlı, marketə və yaxud da ki aptekə, banka, poçta getmək üçün müraciət etməlidir. Üçüncü kodumuz isə dəfinlə bağlıdır, hansı ki yaxın qohumun vəfat etməsinin və onun dəfinində iştirakı ilə bağlıdır. Bu üç kod üzrə vətəndaşlarımız şəxsiyyət vəsiqələrinin seriya nömrəsi ilə birgə göndərirlər və təsdiq SMS-i aldıqdan sonra evi tərk edirlər. Bu SMS sistemi, vətəndaşlar bir mesaj atıyor, doktora gitmesi gerekiyor, market, eczane gibi mecburi bir ihtiyacını karşılamak ya da defin için, ölüm için. Peki, vatandaşların yanı sıra birçok da kamu kurum kuruluşu var, devlet görevlileri var. Onlar ne yapıyor? İzin alıyorlar mı? Aynen, dediğiniz kimi vatandaşlardan savayı emektaşlar için, yani çalışanlar için, devlet kurumları ve özel teşkilatlar için tesis olunmuş, erseye getirilmiş icaze e-gov portalı var. Bu portal üzerinden elektron imzayla, yani asan loginle giriş ederek öz emektaşlarını kurumlar qeydiyyata salırlar. Yani onlar hakkında məlumatları oraya əlavə edirlər ve təsdiq olunduqdan sonra artık icazesi almış, icaze almış emektaş hesab olunurlar. Peki son olarak bir problem yaşandı. Onu nasıl çözüyorsunuz? Diyelim ki cevap gelmedi ya da bir sıkıntı oldu, anlaşılma sıkıntısı. Bunun için güclendirilmiş çağrı mərkəzimiz var. 908 çağrı mərkəzi həftənin hər günü səhər saat 9-dan akşam saat 9-a qədər işləyir. Qeyri iş saatlarında isə 24 saat avtomatlaşdırılmış rejimdə çağrı mərkəzi fəaliyyət göstərir. Gün ərzində 15-17 min müraciəti əməkdaşlarımız cavablandırır. 300-ə yaxın çağrı əməkdaşı var. Bunlar yalnız çağrı mərkəzindən deyil, həmçinin evdən, məsafədən, inzibati ofislərdən işə cəlb olunublar. Çox gözəl. Son olaraq da şu ana qədər kaç kişi başvurdu? SMS ile bağlı olan hissesinde 9 milyondan çok SMS gönderilibdi, 7 milyona yakın SMS'e təsdiq verilibdi. Bu ise 2 milyon vətəndaşın müraciəti demektir. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Evet, işte Azerbaycan'ın başarısının en büyük sırrı Asan Hizmet'in verdiği bu hizmetteydi. E-icaze sistemi, herkes buradan izin istiyor. Sadece günde 2 saat dışarı çıkabiliyorlar, market dahil. Diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Evet, Bakü'den Fatih Havanos aktardı. Bu süreçte dayanışma, işbirliği son derece önemli. Azerbaycan'daki faaliyetlerden bahsettiler.